İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 6. Bakanlar Kurulu. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün konuşması, Batı Ermenistan Artak'ını ve arsak halkının hakları için mücadele etmeye devam ediyor. Yasadışı Moskovan taşmasının 103. yıl dönümü. Müslümanlaşmış Ermeniler. Ermeni kimliği, Marsilya'nın... Bomon semtinde Soğumun, Tehliryan'ın büstü açıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sinarmenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 6. Bakanlar Kurulu 16 Mart'ta toplandı. Oturma Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan başkanlık etti. Oturumda Batı Ermenistan hükümetinin genel durumu ele alındı. Hükümet, Batı Ermenistan'da Ermenilere yönelik soykırım Armenosit kurbanlarını anma etkinliklerinin gerektiği şekilde gerçekleştirilmesi yönünde bir karar aldı. Oturumda hükümet üyeleri yakın gelecekte Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sene Armenia TV'de yer alacak projeler önerdiler. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armenuhi Sahakyan'ın haftalık olağan konuşması 15 Mart'ta gerçekleşti. Hükümet Sözcüsü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nde haftanın gelişmelerine değindi. Sözcü konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyetinin Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu Genel Merkezi'nde düzenlenecek diplomatik konferansa katılacağını belirtti. Batı Ermenistan heyeti Mayıs 2024'te Cenevre'de Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek bir anlaşmanın imzalanması için fikri mülkiyet, genetik kaynaklar ve geleneksel bilgilerle ilgili önerilen diplomatik konferansa katılacak yaklaşan diplomatik konferans Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne üye ülkeler arasında yerli halklar da dahil olmak üzere ilgili tarafların seslerinin tamamen duyulduğu uzun yıllardır devam eden müzakerelere son verecek diplomatik konferans düzenleme teklifinin geçen yıl Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Kurulu tarafından onaylandığını da belirtmek gerekir. 13 Mart 2024 tarihinde ise hazırlık komitesinin özel oturumunda müzakere maratonunun son aşamasının yeri ve saati belirlendi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Armeni Hüysakya'nın basın toplantısını Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Son dönemde Ermeni basınında Bakü'ye yönelik uluslararası mahkemelerde yapılan şikayetlerin geri bırakılması meselesine değinen yazılar oldukça endişe verici. Doğu Ermenistan'da hukuki olan bu davalar siyasallaştırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla hakların davalar yoluyla korunmasının hiçbir şekilde siyasi süreçlere ve bunun sonucunda kabul edilen siyasi belgelere devredilemeyeceğini veya yerini alamayacağını belirtmekte fayda var. Mahkemeler tarafından verilen kararlar siyasi belgelerden farklı olarak ihlal edilen hakların yeniden elde edilmesi için gerçek bir fırsat sağlayan bir uygulama mekanizmasına sahiptir. Davalardan geri çekilmek, ağır insan hakları ihlallerinin sorumluluğundan kaçınmaya olanak tanıdığı için yalnızca Bakü'nün yararınadır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenak Abrahamyan'ın ofisi, amacı yalnızca ihlal edilen hakkı geri getirmek değil, adaleti yeniden tesis etme girişimi olmadığı sürece barışın istikrarlı ve uzun ömürlü olamayacağını dikkate alıyor. Aynı zamanda gelecekte olası benzer ihlalleri önlemek için de geçerlidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devletler arası şikayetten vazgeçmek, bireysel şikayette bulunma sürelerinin kaçırılması mağdurları devletler arası şikayet aracılığıyla korunmuş olan haklarının etkili bir koruma olanağından mahrum bırakacağı endişesi çok açık bir gerçekliktir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti yetki alanı altındaki herkese etkili başvuru hakkı da dahil olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan hak ve özgürlükleri sağlama konusunda açık bir taahhütte bulunmuştur. 16 Mart Rus-Türk yasa dışı antlaşmasının 103. yıl dönümü ve bunu birkaç ay sonra Bolşevik Politbüro'nun Arsah'ı Ermenistan'dan uzaklaştırma kararı takip etti. Öyle görünüyor ki 103 yıllık bu sözde antlaşmanın ve Stalinist kararın zaman aşımı nedeniyle bugünkü olaylarla hiçbir ilgisi olmaması gerekirdi. Dolayısıyla bunun hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Ancak durum böyle değil. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'nin anlatılmamış tarih dersleri dizisinde bu rezil antlaşmadan zaten bahsetmiştik. O yüzden bugün sözde antlaşmanın siyasi ya da hukuki içeriğinden çok fazla bahsetmeyeceğiz. Ama antlaşmanın insanlar üzerinde bıraktığı psikolojik ve algısal hasarlara bakacağız. 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması ve bunun sonucunda ortaya çıkan Stalinist karar, Ermenilerin kimliğinin ve onurunun ezilmesinin, psikolojik köleleştirilmesinin ve Ermeni kişiliğinin siyasi olarak yok edilmesinin kızıl işaretiydi. Antlaşmanın ve bunun sonucunda ortaya çıkan Stalinist kararın siyasi, hukuki ve psikolojik sonuçlarını bugün üzerimizde felce uğrayan siyasi algılarımız ve ulus devlet öznelleşmesinin kaybıyla hissediyoruz. 1994 yılında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olan Artsah'ı kurtardık. Ancak Artsah'ın Bakü'nün bir parçası olduğunu öngören Rus-Türk-Moskova Paktı'ndan antlaşmasından doğan Stalinist karara dayanarak bazı siyasi güçler bu yasa dışı gerçeği kabul etmemiz için her şeyi yaptılar.'' Yerevan yetkilileri Ermenistan'ın hukuki siyasi mirasını kabul etmek yerine Arsak'ı Ermenistan'dan ayıran Lenin Atatürk ve Stalin'in yasadışı belge paketini kabul etti. Biz de bağımsız Arsak saklıkarlığını kabul ettik. Böylece kurtarılmış Arsak'ı filen Bakü'nün bir parçası olarak tanıdık ve Doğu Ermenistan'ın yasadışı Sovyet sınırlarını filen tanıyoruz. Tüm bunların sonucunda 2020-2023 tarihlerinde art sahı kaybettik. Şu anda işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan din değiştirmiş Ermenilerin sayısı sorunu en karmaşık sayılan meselelerden biridir. Dolaşımdaki sayılar yüz binlerden birkaç milyona kadar değişmektedir. Ayrıca rakamlardan bahsederken kripto ile Müslümanlaşmış Ermeniler ve onların soyundan gelenler ve melezler arasında ayrım yapmak gerekiyor ki bu da sorunu daha da karmaşık hale getiriyor bu konu bağlamında işgal altındaki Batı Ermenistan'da zorla Müslümanlaştırılan Ermeniler konusunu onlarca yıldır ilgi odanda tutan Hrant bakış açısını da aktarmak gerekiyor. Belki de son röportajlarından birinde Dink, Müslümanlaşmış Ermenilerin sorununa değiniyor ve onların sayısından bahsediyor. Bugün Türkiye'de işgal altındaki Batı Ermenistan'da dedelerinin Ermeni olduğunu açıkça ifade etme, kitap ve makale yazma cesaretini gösteren binlerce insan var. Türkiye'de şimdi bu yönde bir hareket var ve gelecekte Ermeni yaşamının en büyük ve en umut verici eserlerinden biri haline gelebilir diyebilirim. Eğer bir gün Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olursa Türkiye'deki Müslüman Ermeni sayısına göre Ermeni nüfusu en az 2 milyon daha artarsa yanılmayacağım. Bu konu üzerinde çalışmak, kaybolanları bulmak, ölenleri yaşatmak benim için çok önemli bir konu. Böyle bir Ermeni'yi bulup ona Ermeniliğini kazandırmak çok önemli. Hamşenli Kimlik İki grup hamşenli arasındaki dostane ilişkilerin en belirgin göstergelerinden biri soy ağacı isimleridir. Basit araştırmalar her iki grupta da Baboğlu, Bekaroğlu, Kocaoğlu, Beşiroğlu, Boşnakoğlu, Civelekoğlu, Abuşoğlu, Çoloğlu gibi aile isimlerinin bulunduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Minasoğlu, Artaloğlu, Gasparoğlu, Haçikoğlu, Hotikoğlu, Dertar gibi Ermeni soyadlarını da kullanıyorlar. Hopa'daki hamşenliler arasında kökleri sorusu pek çok tartışmaya ve bilmeceye yol açabiliyor ancak hepsinin hamşenli olduğunu söylemekten çekinmiyorlar. Batılı grupta ise bu dostluk genel olarak kabul edilse de Hamşen dilinin Ermenice'nin bir lehçesi olduğunu, Hamşen halkının da Ermeni kökenli olduğunu söylerken aralarında bir ayrım yapıyorlar ki bunun da çok fazla yaygın olduğu söylenemez. Dolayısıyla bu bölünmenin Ermeni kimliğiyle bağ kurmaktan kurtulmanın kolay bir yolu olduğunu söylemek gerekir. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Ermeni intikamcı Somon Tehliryan'ın anıtı Fransa'nın Marsilya kentinde dikildi. 15 Mart'ta Marsilya'nın Ermeni nüfuslu Bomon semtindeki Pastör Meydanı'nda anıtın açılış töreni görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. Etkinlikte Fransalı Ermeni çocuklar Giniliç şarkısını söyleyerek ellerinde Tehliryan Adaleti yazan pankartlar taşıdılar. 2017 yılında Marsilya'daki meydanlardan birine resmi olarak Ermeni intikamcının adı verilmişti. Soğumon Tehliryan, 1897 yılında Batı Ermenistan'ın Yerzinka vilayetinde doğdu. 1915'te soykırımdan Armenosit'ten kurtuldu. 15 Mart 1921'de Berlin'de Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'in baş organizatörü İçişleri Bakanı Talat Paşa'yı vurdu. Aynı yılın 2 Haziran'ında Tehlirian Alman mahkemesi tarafından masum ilan edildi ve ardından Belgrad'da birkaç yıl sonra da ABD'ye gitti. Sovmon Tehlirian 1960 yılında 64 yaşındayken San Francisco'da öldü ve Fresno'daki Ararat adlı Ermeni mezarlığına gömüldü. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Ermenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.